Burada da bir problem var. Muhakkak ki bir problem var. Çözülmesi zorunlu olan bir problem var. Çünkü ne hayvanseverler ya da bu yasaya karşı olanlar diyeceğim. Çünkü aslında hayvan sevmeyen bu popülasyonda çok az aslında. Ne yasaya karşı olanlar ne yasayı destekleyenler aslında tam olarak tatmin olmuş değiller gibi gözüküyor. Peki ne yapılması gerekiyor? Bir hayvan sürekli olarak iyi huylu ya da sürekli olarak agresif olmayabilir. Teritoriyel bir bölge belirlenir. Ve oradan işte bir çocuk geçerken hatta bazen bir araba geçerken bile tekerlekle savaşan köpekleri bile görüyoruz. Ama bu o hayvanın saldırgan olduğu anlamına mı geliyor? Bunu kim değerlendirecek? Yasa bu konuda ne diyor? Detaylandırılması gerekiyor mu? Aramızda Yapılmaması var. Yapılmaması gereken tek şeyi söyleyebilir miyim? Dün Tabii. Ki o tartışmalar herkes gibi ben de tanık oldum. Hı hı. Melin e, Mahra'ydı değil mi? Evet. E, onun hayatını annesi kaybeden. vardı. Evet annesi vardı. Bunlar çok ciddi şekilde başıboş köpeklerden zarar görmüş, bir hayatını kaybetmiş çocuklarımız. Evet. onların annelerine, ebeveynlerine, babalarına e, bunu buraya kim aldı vesaire gibi ifadelerle hmm. karşılık çok verilmesi Çok Yok. Evladını savunulan kaybeden hayvanlara yapılmış en büyük haksızlık. Yok. Çünkü kamuoyundaki endişeleri köpeklerden yana, hayvanlardan yana endişelenen İnsanları uzaklaştıran tutumlar bunlar. Şimdi gelişmiş ülkelerin hiçbirinde öyle sokakta hayvan, kedi, köpek böyle bir durum söz konusu değil. Gelişmiş ülkeler bunu nasıl çözmüşler, ne yapmışlar? Onu da soralım. Buyurun aramızdaki hukukçu belki bu konuda bize bilgi verebilir. Mesela e, ne bileyim? özellikle İngiltere bir ada ülkesi olması e, dolayısıyla çok ciddi bir karantina süreci olduğunu biliyoruz köpeklerle ilgili. Mesela Amerika ne yapmış, nasıl çözmüş? Japonya e, köpeklerle ilgili nasıl bir çözüm önerisiyle eee insanların gönlünü rahatlatmış. Japonya diyorum onu da Hachiko'dan dolayı diyorum. Ne dersiniz? Doğrusu, Buyurun. Doğrusu ilişkin çok ciddi bir bilgim yok ama şunu görüyorum. bizim hani bazen tarihsel süreç içinden bakarsınız hukuki metinlere de. Hı hı. bizim Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile İstanbul'un kedileri meşhurdur ve köpekleri olduğu da yazar. Hı hı. ama Paris için aynı şeyi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu aslında her ülkenin kendi kültürüyle e, tarihiyle bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken bir süreç. Hı hı. Dolayısıyla belki New York'a gittiğiniz zaman kedisiz bir New York ama kocaman farelerin olduğu bir New York olabilir. Evet. Ama İstanbul'da bunu beklemezsiniz. Hatta şu da çok söyleniyor. Ben hani hayvanların uzmanı falan değilim ama özellikle işte Paris gibi, Londra gibi, New York gibi metro ağa çok gelişkin olan şehirlerde çok büyük farelerin görülmesinin sebebi kedinin olmaması değil sokakta köpeğin olmamasıymış çünkü bu kadar büyük farelerle artık kediler bile baş, baş edemediği için köpeklerin bir popülasyonu onları yok ediyormuş. Ama New York'ta, Paris'te, Londra'da bunlar olmadığı için bu problemler var. Hı hı. Dolayısıyla bence bunu hani şu nasıl yapıyor diye evet bir bakmak, bir değerlendirmek lazım ama Doğrudan iltibas şeklinde değil, doğrudan oradan alıp benimsemek şeklinde değil. Kendi kültürü tarihsel gerçekliğimizi etmeye. de kendi kültürümüzde reddetmeden hı hı. hem insani hem de hayvan zaten hayvanların canını düşünmek de insani bir şey. İnsani bir metotlarda bulmak lazım. Şimdi yasaya baktığımız zaman 2004 yılında aslında çok güzel bir yasa çıkartmışız ve 2014 aslında 2004 yılında yasanın çıktığı esnada Meclis çoğunluğu yine AK Parti'de Şimdi çok eleştirilen bu yasa değişikliğini yapan parti de AK Parti. Aslında aynı şeyleri, aynı siyasi kuruluş aradan geçen işte aşağı yukarı 15 yıllık süreçinde bambaşka bir şekilde değerlendiriyor. Hı hı. 2004 yılında ne yapılmış? 2000, önce bir kere 2004 yılında öldürmeye öldürme denmiş. 2000, 2024 yılında ise öldürmeye öldürme denmiyor, ötenazi deniyor. Bir kere bunu özellikle altını çizmek lazım. Hı hı. Ötenazi bilinci olan yaratıkların yani insanın. Bilinçli olarak ölmeyi tercih etmesi demek. Hı hı. Bir hayvanın öldürülmesi ya da itlaf edilmesi ötenezi olarak değil bir öldürme karardır, itlaf karardır. Bir kere orada bu terminolojik açısından bir sorun var. Yani ötenezi deyince şeyi yumuşatmıyoruz. Hı hı. E, anlamı yumuşatmıyoruz, sözü yumuşatıyor olsak bile. 2004 yılında özellikle hayvan bakım evleri konusunda çok ciddi düzenlemeler yapılmış kanunda. Ve bu konuda yerel yönetimlere... Özellikle bütçe oluşturmak konusunda bakanlığa da görev verilmiş. Hı hı. Ancak bu görevin mühidesi yani bu görevi bakanlıklar veyahut da yerel yönetimler yerine getirmezse ne olurun cevabı yok. İşte Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Yaptırım olmadı Hiçbir falan. şey olmamış. Bakım evleri olmamış. de bir anlamı evet. yok. Yani çok güzel şeyler koymuşuz ama bunun peşinden kanun koyucunun gitmesi için bir müeyyide, bir yaptırım koymamışız. Çok büyük bir bölümünü küpeledik. Bu küpelenmiş hayvanlar aslında... 2001 e, yılından sonra yapılan bir... Evet, çok bu. güzel başlamıştı Aynen. aslında. Sonra 2001 yılına gelmişiz. <laughs> Bazı düzenlemeler yapmışız tekrar. Ya bu yetmez demişiz. O zaman işte hayvan hakları ile ilgilenen e, sivil toplum kuruluşları da anladığım kadarıyla dikkate alınmış. <laughs> tekrar meclis toplanmış. Bu sefer barınakların yapılmadığı tespit edilmiş. Bir e, son tarih konulmuş Büyük şehirler için 2022 tarih'i, küçükler için yani 90 bin nüfus galiba hafızam yanıltmıyorsa, daha küçük şehirler ve ilçeler için de 2024 tarihine kadar hayvan barınaklarının kurulması. Hmm. Peki kurmuş muyuz? Yine kurmamışız. Şimdi bu burada var olanları rehabilitet etmiş Var olanları rehabilitet etmiş miyiz? Bilgim yok ama herhalde etmemişiz. Benim bilgim var. Yok öyle. Etse şey çok zor durumda barınaklar. Benim nihai görüşüm elbette ki hayvanların yaşam haklarının savunulmasıdır ama bu da işte biraz önce Nihal Hanım ifade ettiler. Hiçbir çocuğun canına mal olmadan, hiçbir Kesinlikle. insanımızın canına mal olmadan bunu, bu dengeyi, hakkaniyet dengesini tutabilerek yapmak zorundayız. Şimdi şimdiki kanun tasarısına baktığım zaman geçici madde 14'te hani 2022 ve 2024'te yapılan kanunda hani o hayvan barınakları olması lazım ama hiç kurulmadı dedim ya. Hı hı. 2020'de bu sefer demişler ki 2022 ve 2024'e kadar kuracaksın. Büyük şeylerde 2020'ye kadar, küçüklerde 2024'e kadar, şimdikinde 2028'e kadar erteliyor. Bence ciddi bir eksiklik. Bence öldürmeden önce bir kere bunu konuşmamız lazım. Bunu bir kere öne çekeceğiz. Farkındayım ekonomik darboğaz içinde olduğumuz ama candan bahsediyoruz. Yani bunu ilk aklımıza gelen öldürmek olmamalı. İkincisi... Öldürme ilişkin bir şey var, e, ötenazi diye ifade ediyorlar ama doğrusu öldürmek ya da itlaf etmektir. Bakım evine alınanlardan saldırgan olanlar, bulaşıcı hastalığı olanlar veya tedavi edilemeyen hastalığı olanların öldürüleceği varsayılmış. Kim belirleyecek bunu? Buna elbette ki otorite, o sırada e, bir ilk Kolay belirlenen durumda. bir şey değil bu yalnız. Ama Mesela kuduz öyle hemen teşhis edilebilen bir durum değil. Burada aslında en sert aktivistin bile bir kuduz hastalığının... E, Kuduz hastalığını taşıyan bir e, sokak hayvanının ya da bir hayvanın itlaf edilmesi konusunda itiraz edeceğini zannetmiyorum. Muhakkak o ama bir... benim sorduğum şu, o hayvanın kuduz olup olmadığı nasıl belirlenecek? kolay anlaşılabilir bir şey. Yani. Kolay anlaşılabilir bir şey değil. E, mesela ya, ahli... gençlik hastalığıyla karıştırılıyor, e, aynı zamanda e, kuduz hastalığında... E, ...cebelleşen köpeğin hemen teşhis edilmesi mümkün Oymazı değil. Söyleniyor. yani Yerimin yapımı... hayvan aktivistlerin yanında olduğunu söylüyorum ama... ...burada ben bile şunu söyleyebilirim. O riski alamayız. Tabii ki. O riski Tabii alamayız ki. yani. Tabii ki. Ama o zaman e, şunu da çok diyoruz ki... hassas bir ki, denge kurmak zorunda. Hassas bir denge yürütülecek ama risk alınamaz. Çok, burada, çok büyük bir risk. Bu, bu biraz önce saydığım kriterler bence kabul edilebilir. Burada riskli olan, daha ucu açık olanlar şunlar. Diyor ki kamu güvenliği açısından tehlike oluşturulması halinde... Hayvandan hayvana ya da hayvandan insana bulaşıcı hastalık taşıyanlar. Bakın bit, pire her biri bunların içine girer. Ve kist var <laughs> özellikle Kısa. köpeklerden Aynı. insanlara. Ve, ve bir sürü ama bu öldürmek için gerekçe olmamalı. Değil Bunlar tedavi edilebilir şeyler. Yani Hı. hani tedavisi olmayan ve hani toplum sağlığını etkileyen gibi daha böyle daraltıcı e, kelimeler ifade içimiz daha rahat edecektir ama. Şimdi şurada komisyon görüşmelerinde bir babanın feryadı var. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Bakın ortada çok büyük bir problem var. Bunu 9 kere kuduz aşısı olmuş. Hatta bir tanesinde kuduz riski taşıyan bir köpekten kuduz aşısı olmuş. Ve hayatı boyunca bir köpekle yaşayan, büyüyen bir gazeteci olarak, haberci olarak söylüyorum. Ortada bir problem var. Herkes nefes alıp veren canlıların Hayatını idame ettirmesinin önüne geçilmesini sorgular. Ama bakın bir babanın feryadı var. Şimdi bunun nasıl önüne geçeceğiz? Bir izleyelim. <laughs> çocuğum Allah'ım diye. Ben Allah'ım ayarladım. Ben, ben önce dedim. Hiç kimse senin kadar saygısız bir kelime kullanmadı. Burada sen nasıl bir saygısızlık yaparsın ya? Sen nasıl bir insansın? Burada her şeyle Ortada büyük bir problem var bu problemi herkesin gönlüne su serpecek şekilde çözmemiz mümkün mü? Mümkün, mümkün. Yani ama şunu da söyleyeyim. Her hukuki ihtilafta biri haklıdır, biri daha haklıdır falan ama hep hakimler için söylerler bunu. Yargı önüne giderseniz hakimin bir tane düşmana garanti olur. <laughs> Çünkü insanlar her zaman %100 haklı olduğunu düşünürler. Azıcık da karşı tarafın bir yüzde onluk bir payı olduğunu hissetmedikleri için hep haksızlığı uğrayan birisi olur. Kanunlaştırma hareketleri de böyledir. Bu babayı ikna edebilir miyiz? Edemeyiz. O kadar haklı ki, o kadar canlı yanmış ki onun ikna olabilmesi mümkün değil. Ama, Ama belki şimdi o bu baba... babanın karşısına çıkıp da e, sayın hukukçumuz e, kıymetli Onur Bey e, burada bir problem yoktur, e, hiçbir hayvana öldürme hakkınız yoktur sizin dediğiniz anda bu babada. Bir babaya çıldırır. saygılı olmak zorundasınız. Evladını kaybetmiş evet. bir babadan bahsediyoruz. Çok saygılı olmak zorundasınız. İkincisi? Sokak hayvanlarının sorun olmadığını söylemek de bence bir... E, Haksızlık. Akıl tutulması olabilir. Evet, Yani var. bir göz, göz perde. Böyle bir sorun var yani. Evet. Mevzu burada tartışılacak şey, sorunun insani olarak nasıl çözülebileceği, yeni evlatlarımızı nasıl kaybedilmeyeceği. O konuya geleceğiz. Acaba kamuoyu e, bu konuyla ile ilgili... bir, şey Bir cümleyle, şu, bir cümleyle, cümleyle toparlayalım çünkü bir yandan da saate e, bakıyorum. E, burada şu problem de var. Hani hayvan barınaklarının olmadığından bahsetmiştik. Evet. Belediyelere çok kısa sürede... E, Hayvanları toplama zorunluluğu getiriliyor. Hı hı. Hayvanları toplanacak şu anda yeri yok belediyelerin olmadığı için bunlara o öldürme tedbirinin uygulanması adeta belediyeyi zorlayacaktır. Anladığım kadarıyla hayvan hakları aktivistlerin çok haklı, üzerine durdukları evet, şeyler evet. bu. Benim de Konu dikkat bu. çekmeye çalıştığım e, şey bu. Yani hani bunların hepsi rehabilite ediliyor olsa ve bu saldırgan kuduz vesaire tabii ki olmalı. Kısırlaştırma yani biz kısırlaştıralım öncelikle. Saldırı katlanmalı saldır ölmemeli evet, yani. tabii. Çok çok saldırgan haklısınız. ya da ıı, tedavi edilmesi mümkün olmayan hayvanları elbette ki şey dışına çıkar. Hayvanları korumak için de çıkartmak zorundayız. Bu eyvallah ama bir sınır olmalı yani. Şimdi